Nasrallah'ın damadı öldürülmüş e, Şam'da. Evet. Ee, Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Cafer Kassir İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırıda öldürüldü. Yani doğrudan Şam'ı da vurabiliyor İsrail. Orada Biliyor bir an. konutu hedef Mesela almışlardı demek. Nerede hava var. savunma sistemleri? Suriye'nin hava savunma sistemleri nerede mesela? Şomalda, e İsrail var? saldırdığında... S-128 var, S-200 var, S-300 S2 var. var. E, Rusya'nın S-400'leri var. İsrail saldırdığında Rusya'nın hava savunma sistemleri pasif konuma geçiyor. Ya Şam başkenti. başkentinde savunma sistemi yok mu? Var ama kullanmıyorlar. Abi. Onur'la tartışıyorum. Diyor ki Laskiye taraflarında diyor. Yani <laughs> e Şam? <laughs> var var S-300 var ellerinde. Laskiye ile Şam arası kaç kilometre? Bir baksana. Ya şu Yok. petrol şeyi yani, yoktur değil var. mi? Onur sende <laughs> İran'ın. Ahmet Bey, bir bilgi... eğer onu onu koysaydın var ya gerçekten seni aşağıya çağırıp tebrik ettim. Şey, bir bilgi Alman... daha var. Bu Güney Kıbrıs'taki Amerikan üstünden kalkan bir tanker uçağının Irak üzerinde radarı kapattı. Gönlünde. Bak oradan da geliyorlar. Oradan da geliyor. Yani. Dedim ya birden fazla Ahmet Bey. Birden tek tek yani. uçakla olmaz Peki bu. Peki bir şey Her bir özür diliyorum. her bir tanker uçağını bir filo olarak düşünün. Hı. En az bir filo da koruyordur. Bir, bir filo ama 15. Eee filo seri noktada, Cuma Ahmet. kadar Bey. karar verecekler diyordu. Cuma ben, ben de onu soracağım. Yani, Cuma adim <laughs> ne <gününe> kadar havada gidecek <laughs> bu tankerler? Yani e, demek ki bir, burada her an değişebilir yani. Güvenemezsiniz yani. Ben şey anlamadım yani petrol noktaları tamam da askeri noktadan gidip Tarhan'ı mı vuracak adam? Yok yok. E, vuracakları bu A10'lar var, Hava var ya. Bakın Hüsver o a olayı Hüsver çok bir, bir, bir daha. Hava daha Hava Hava bir dakika. Yunus bir daha <laughs> söyler misin? Nereleri vuracak e, İsrail, İran'da? Şimdi, tam anlatıyorum şey olarak özetle. Diyor ki Nisan'da biz çok zayıf bir saldırı yaptık. Sizi dinledik. Şimdi çok daha güçlü bir saldırı yapacağız. Ve burada e, petrol üretim tesislerini tamam. ve askeri üsleri vuracağız. Bununla birlikte zaten zayıf olan İran ekonomisine daha fazla zarar vereceğiz. Diyor ki medyadaki iddiaların aksine İsrail şu an İran'ın nükleer tesislerini vurmayı planlamıyor. Çünkü bunun için ABD desteği gerekir. ABD desteği olmadan bunu yapamayız. Bunların çoğu yerin çok altında. Amerika olmazsa biz bunu Anlat. yapamayız diyor İsrail. Valla Eray Bey ne dediyse aynısını söylüyor. Bu İsrail'in açıklaması Aynen. değil mi? Kim diyor bunu? İsrailli yetkililere dayandırılarak New York Times yazıyor bunu. Ondan kaynaklardan alıyor. Sen gerçekten ne dediysen aynısı. Aynen. Vallahi yalnız ben şöyle katılmıyorum. İran'ı bilenler ekonomik olarak ta 79'dan beri ambargo altında. Ve İran'a gidin sorun konuşun. Der ki zaten biz en kötüsünü yaşıyoruz. Bundan daha kötü ne olabilir diye sorarlar. Cibinci Çok daha ya. kötü. Yani İsmet öyle abi. değildir. Bakın yani bazı şeyleri Ya, ya O kadar görüyorsun. kolay değil. Yani İran yani, halkı. E yani burada şey yeten gibi bakılıyor. Öyle değil durum. İran'ı hafife alıyorsunuz. Hayır, evet. üçüncü, üçüncü, Hayır. Bakın Yunus'un söylediği üçüncü satıra bir kere daha dikkat çekebilir miyim? Yunus rica etsem bir kere daha söyle. Bir, ya bu İsrail'in planı. Ba bakın bir, petrol üretim tesisleri. İki, askeri üsler üsler askeri üsler Üç, ekonomik çökecek tesisler ekonomik, ekonomik zarar arkadaşlar ha, bunu, ha, bunu, bunu bence zaten burada dedim, bu şey. bir bir örnek Amerikan vereceğim anladın mı bunu şeydeki Ere söyleseniz bile böyle bir şey yapar zaten analiz yapar yani o bir şey değil ki başka nereye vurabiliriz zaten <gülüyor> yani yani <laughs> Doğu'daki bir 10 başı ya çok yani, radikal başı bir başı şey ya, söyleyeyim teminim. ben size yani yarın İran halkı bir süre sonra yiyecek ekmek bulamazsa ne olur ya, yapmayı, ya işte İran'ı bilmediğiniz komutanım, gösteriyor. Ya komutanım. Ya abi, her şeyse İran, bakın İran'ı İran bilmediğiniz gösteriyor. gösteriyor. Ya aslında ya yani emekte, yaparsanız. Olmaz ya. Ya Ben bir radikal bir şey söyledim size. İran, bakın, 70 bu zayıflama beri kendini... hani daha kötüsü ne olur sözünü Bak, Abdurkadir... ciddiye almak lazım. Yani ab, daha kötüsüne belki bu çok uç bir örnek oldu ama hakikaten hayat şartları giderek İran halkı üzerinde zorlaşırsa bunun bir karşılığı olacak. Abdurkadeş bir şey. Öyle, İran halkı 1979'dan beri ambargo altında kendine yeter olan ekonomiyi üretmeyi başarmış bir halk. Önemli ölçüde o kadar da hafife almamak lazım. Gelir vurur o da İran'ın kendi içinde kenetler. Peki, Rejim şimdi güçleni. Onur bir gösteri yaptı, bir şov yaptı. <laughs> Kend, e, kendi kendi onun işi. Ha e, kendi standartlarında bir harita olmasa da bir harita koydu ortaya. İran'ın bunlar petrol bunlar petrol rafineleri mi yoksa petrolün çık Ha yeşiller artı petrol, rezerv Reşil, yeşillere gaz. dikkat rezerv diyor. Yunus bir daha söyle. Yeşiller petrol kuyuları, kırmızılar da gaz, gaz kaynakları. Evet. Yani o zaman e, tamamen Irak sınırına yakın bölgelerin vurulma ihtimali den bahsedebiliriz herhalde değil evet, mi heral evet, bey? Evet. Yani şöyle bir baktığınızda evet. bu şeyi kolay yani İran'ın söylediği de e genellikle İran'ın batısında yoğunlaşır. Batısı. Bu da ne anlama gelir biliyor musunuz? Kolay yani hava sahasına girmeden vurabilirler. Ha ben de tam onu soracaktım. Yani saldırıyı kolaylaştırıcı bir unsur. Değil kesinlikle bu? kesinlikle kolay. Yani derinliklerine girmek... Yani hava, hava sahasına bile girmelerine gerek yok. Şu şu mesafeden vururlar. Çünkü e pe petrol kuyuları ve doğalgaz e, kuyuları ya da çıkarma noktaları burasıysa eee rafineriler de buraya yakındır. Muhtemelen deniz kenarındadır. Tabii tabii bu, bu yani, harita doğru bir harita. Yani, doğru. doğru. Irak Hatta Irak denizin üzerinde. içinde var denizin içinde. Yok yok rafineri diyorum. Ya, Çıkma yeri de... ayrı. Raffineri. O çok bir anlam ifade etmiyor. Rafineri yani olup ayrı. işlenip hani tesis anlamında. Muhtemelen yakın yerlerde tabii, tabii muhtemelen evet kıyıya yakın ya da işte bu civarda bir yerde. Hatta burada isimleri de var yani hangisi ha, nedir tek tek. Bu bu ne haritası? Bunu nereden aldın Onur? Reserve Oil. Ha, bu bayağı bir hani doğ, doğrudan petrol Yo, şeyi. Onu, Onur kendi yapmıştır haritayı çok Bence önemli bir yerde. Bence bir Amerikan desteği almış gibi. Almış almış. Bir bir de, Ahmet Bey, çağırıyor ayrı, muyuz onları çağırmıyor muyuz? Ya kendi standartlarında olmadığı için çağırmıyoruz. Peki. Bir de hemen tak diye koysaydı çağıracaktık. Anladım. <laughs> standarda ulaşamadık. Yani yok. Hipersonik olmadı. Bu arada kaldı. Evet, bu arada <laughs> İran yalnız birçok petrol kuyusunu eskiden çok yüksek bir e, kapasitede üretim yapıyordu. E, birçok petrol kuyusunu bu ambargo nedeniyle üretimine ara verdi. Onu da yapın. Yani istediği anda da onları... İsmet abiye bir şey sorabilir var. miyim? Evet. Tabii. Evet. Yalnız kızdırma Dün İsmet şöyle abiye. Şöyle bir açıklama... Evet. Yok biz birbirimizi çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir açıklama çıkmıştı. E, şayet bizim petrol tesislerimize saldırırsanız biz de bölgedeki Suudi Arabistan, Ürdün... Kuveyt bütün bunları ateşe veririz gibi. Bu açıklama geldi mi gerçekten İran'dan? Ben sanmam. Çünkü şu anda ben e, Suudi Arabistan'la İran'ın arası gayet iyiye doğru gidiyor. Özellikle e, biliyorsunuz Çin'in müdahalesiyle ya. o aradaki sorun geçti. Irak'la da ilişkileri çok iyi. Onun için ben Suudi Arabistan'ın da Irak'ın da İran'a yönelik bir operasyona sıcak bakacağını sanmam kendi topraklar üzerinde. Ya İran'dan geldi mi bu tehdit? Ben Gelmedi sanmıyorum. Böyle ben duymadım. E, İran bunu... da yapmaz onu ayrıca. Şu aşamada yapmaz. İlişkiler çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan'a bozuktu. Fakat şu anda öyle değil. Peki Irak'ta hava, da değil. Hava savunma sistemi İran'ın buradaki petrol rafinelerine yönelik saldırıya karşı ne kadar etkili olabilir? Yani S S-400 bataryada kaç füze olduğuna bağlı. Hani kaç batarya var onu bilmiyoruz. Bir dakika şunu merak ediyorum. Şimdi az önce nükleer tesislerin haritalarını getirdik. Doğru. Haritasını getirdik ekrana. Ee, şimdi bir cehaletime verin. Belki çok saçma bir soru olacak ama bu hava savunma sistemi mobil bir şeydir değil mi? Mobil. Mobildi. hareketli hareketli araç üzerinde araç üzerinde yani yere götürebilirler. Yani mesela şimdi bu bilgiler mutlaka bizden çok çok önce İran istihbaratının eline geçmiştir. Mutlaka. Petrol rafinelerinin temel hedef olduğunu gördüler, duydular filan falan. O bütün hava savunma sistemlerini buraya konuşlandırabilirler mi? Yani yani, şimdi yani şu, bu işler böyle mi olur yani? Ya şöyle Ahmet Bey şimdi e, büyük bir alan bakın. Yani çok büyük. Çok büyük bir alan. Çok büyük bir ülke evet. Evet yani ve şey uzunlamasına yani dikkat edin. Yani belli bir yerde toplanmış falan değil yani. Uzunlamasına bir şerit halinde. Ayrıca ikinci bir hedef daha var. Ne diyor? Askeri üstleri vuracağız. Bunlar büyük bir ihtimal. Öncelikle hava askeri havalanlarıdır. Radar tesisleridir. Ee, Onlar vesaire. kim bilir nerede? Herkin, o, hepsini bu kadar yani 1 milyon 650 bin kilometre karelik alanda hepsini ama şöyle Doğru. bir şu, bu haritada anladığınız kadarıyla petrol e, denilen yani petrol sahaları, petrol alanlarını biraz daha sınırlı bir alan ve belli bir yerde yoğunlaşmış, dağınık değil. Evet. Hani mesela nükleere göre daha rahat korunacakmış gibi bir havası var. Burada Heh. kuyular bizi aldatmasın. Yani kuyuları vurmaz büyük bir ihtimal. Petrol rafinelerini Tamam. Rafineler de. Rafineler de muhtemelen daha böyle aralıklıdır hani. Aralıklı da olsa ve onları belki... koruyabilecek bataryaları olabilir. Aralıklı da olsa belli bir bölgede yoğunlaşmış. Hani ülkenin yok yok. dört bir yanına... Bunu demek istiyorum. Daha şey var. Ya yani o bataryaları ayırabiliyorlar. 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 Yani ne, mesela patriotları bu tür kritik tesisler için birebir konuşlandırıyorlar. Peki mesela teknik bir şey soruyorum. Buyurun. Bu işler şöyle mi olur? Bir ülke istihbarat aldı diyelim ki düşman benim petrol Rafinelerimi vuracak. Hava savunma sistemleri oralara yoğunlaştırılır. Bu böyledir. Öyledir, öyledir yani. tabii. Tamam. Yani onu Tehdit soruyorum. neyse o. Yani sorun şu ellerinde ne kadar S-300, S-400 ve diğer hava savunma sistemi olduğunu bilmediğimiz için. Çünkü bir yerde toplamamışlardır muhtemelen. Hani belli bir dağılım da vardır bunun ama yoğunlaştığı yerde var. Dolayısıyla bu kadar tesisi koruyacak yeterli seviyede mi değil mi bilmiyoruz. Bu bir. İkincisi zaten bu... Bataryaların yerlerini İsrail de biliyordur. Yani ilk vuracakları yerler de bu hava savunma sistemleri olacaktır. Tabii. Tabii onu, onları anlıyorum. Evet. o Ben sadece hava savunma sisteminin nasıl çalıştığını anlamak için ya, sordum. De, de, Melik, hani, e, bir şey soracağım sana. Bu petrolü yerli ve milli bir şekilde mi bu İranlılar çıkarıyorlar yoksa ne bileyim işte Fransa, Yok, Rusya… tümüyle yerli ve milli. Kendi ilerli. imkanlarıyla. Kendi şirket yok yani bir hayır, petrol şirketi hayır, uluslararası. Hayır. Kendi imkanlarıyla. Petrolün ama şöyle petrolün millileştirilmesinden beri mi öyle? <gülüyor> yani şöyle <laughs> aslında yani yani teknoloji <laughs> transferi var Ruslardan <laughs> <laughs> ve e, Çin'den de var galiba ama kendileri yapıyor. Bu arada, ama şöyle bir şey Ahmet Bey şimdi e, şeyin İsmet abinin sorusu doğru. Ya yani şöyle doğru. Şu anlamda doğru. Bir maliyet çıkaracak ortaya eğer bunu yaparlarsa. Dünyaya. Tabii. Yani çünkü neden şeyi hatırlasanıza. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası e, şey çok iyi hatırlayacaktır Yunus. E, Fransa Macron şeye yaklaşıyor orada birine diyor ki Suudi Arabistan'ı yetkiliye diyor ki kapasiteyi iki katına üç katına çıkarabilir misiniz? Kısa sürede mümkün değil diyor. O bir uluslararası basına yansımıştı. Yani, yani, ne demek istiyorsun? Şunu demeye çalışıyorum. Petrol fiyatlarına üretim olumsuz evet. yani, yani onu söylüyor zaten söyledik yok, yok. E hayır regüle etame e de edemezsiniz yani Rusya ve Suudi Arabistan arasında bir anlaşma var bu konuda ve şeyden sonra yapmaya yani, çalıştılar. Suudi Arabistan çalış... kabul etmedi. Ben anlayamıyorum. Ne anlat? Petrol, ya, arz, arz bir enerji arz için, sıkıntısı ortaya çıkacak. Yani Suudi Arabistan'a demişler ki anladığımız kadarıyla kapasite evet. arttırabilir, arttırabilir, misiniz? Üretimi arttırabilir misiniz? Arttıramayız mı? dediler? Onlar da evet. arttıramadılar. Kabul etmediler. Ya yani sonuç olarak ne diyorsun? Bir, bir evet. enerji krizi. Dünyada bir enerji krizi. evet, krizi başlığı at. Çıkabilir. Dünyada bir enerji krizi evet, çıkabilir. Evet. Kesinlikle. Tamam. Bu arada Ergo dedikleri bu arada Ahmet Bey Katar'dan Kalkan o tanker uçağı Basra Körfezi'nden İran'a doğru yaklaşıyor. Açık radar açıkmış. Oradan test Ya bir görebilir onlar. miyiz o şeyi? Bizim bir Katar'dan mı? Uçaklarla ilgili bir haber var ya. Katar'da yani benim bir dediğim Kuzey yani, Kıbrıs'tan onur. kalkan var. Evet. O Bu benim Yürafı dediğim Katar'daki. Radarı kapattı. Katar'dan kalkan radarı açık e, şeyde. Evet. Bak o zaman bunlar şey, cumaya, kere, kere, falan e, beklemeyecekler yani. o zaman. Evet. Abi. Ya bu bir aldatma yani, da olabilir. Cumaya deyip kere, bu gece de vurabilir. Havada mı kalacak? Ya. Pardon. Cumayı nereden çıkartmıştık biz Yunus? Cuma gününü. İsrailli de New York Times'ta yazıyordu. Şundan dolayı şimdi bunların yeni yıl bayramı bugün Yahudilerin o Rosh bayramı bittiğinde yani cuma sabahı kararını vermiş olabilirler. Ama sahada sahadaki kıpırtılar pek cumaya kalmayacakmış gibi. Yani yanıltma da olabilir. Yanıltma yani da olabilir. Vurmaz evet, tabii. bunlar diye rahatlarsa İranlılar. Tabii. Şimdi şey nerede? Ee, İran Cumhurbaşkanı Katar nerede? Katar'da, Katar'da bu arada. Kim? İran cumhurbaşkanı Katar'da. Katar'da. Evet. evet. Ezeşkian'ın Ezeşkiyam, Katar'da. Evet. Şuradan e, kalkan tanker uçak Bas nereye demiştin? Basra Körfezi'nin Basra e, İran'a yakın noktada. Şurada. attım mekan. Böyle bir uçağı göremeyiz bizim mi burada? Göremeyiz. Onu göremeyiz. O şey midir? Karartma mı uyguluyoruz? Evet karartma. Peki uygulamasa görebilir miyiz? Ya askeri uçakları göremez. göremezsin. Göremezsin. Evet. Yani böyle bunlar sivil uçaklar. Bunlar sivil uçaklar. Onların çünkü sivil radarlarda tanımlı e, ID'leri olduğu evet. için, kimlikleri olduğu için görebiliyoruz. Anladım. Yani artistik yapmaya gerek yok. Yani o tanker uçağı <laughs> şu anda petrol üretim tesislerinin üstünde yani. Evet. Evet. Bravo evet. Evet. Evet ah. oralarda buradan nereye geçer bilemiyoruz. Yani burada mı durur? Ya burası da çok stratejik önemli. Yani burada da ikmal yapabilirler. Ne dedin? Ya ona gerek yok. Şimdi bu İran'ın çok ciddi askeri gücü de var Basra'da yalnız. Onu da unutmayın. Basra'da değil mi? Evet, çok ciddi askeri gücü de var. Abi sen biraz wishful thinking yapıyor gibisin ya. Hani böyle temennilerini dile getirdin. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben gittim Basra'daki yerleri görüp yani, onun bilmiyorum. için söylüyorum ya, bir, yani. Bir şey sorabilir miyim? Mesela evet. İran'ın evet burada konuşulan doğru söylüyor abi yani. Burada konuşlandırılmış askeri güçleri var ama bu askeri güçlerin askeri teknolojik kapasitesi bu şu bizim bu, bu tarafındaki ABD güçleri kadar var mı? Hayır, deniz gücü var. Mesela çok sayıda denizaltılar küçük ölçekli biliyorsunuz. Evet. Hatta Amerikan uçak gemisine biliyorsunuz bazı uçaklar kalktı ve uyarı yaptılar. Gemi çıktı biliyorsunuz uçak gemisi daha önce. Başım yani İsmet Başım abi, de. bak bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben de istiyorum. Hani ya şu İran güçlü bir cevap versin. İsrail hiçbir şey yapamasın falan. Hani benim de temennim o da. Ama somut gerçeklikten koşu... de kopmamaya çalışıyor. Abi, abi kopmayın lütfen. Ahmet Bey <laughs> kopmayın lütfen. Somut koşulları, somut tahlili. <laughs> bak Marksist terminolojiyi kullanıyorum <laughs> <adam olarak. gülüyor> Yani şöyle Tabii bir şey. İsmet abiye karşı Marksist terminoloji... Ne yapayım abi? <laughs> Ama yani şey, şöyle e, bir şey e <laughs> çizilen tablo. <laughs> yani şöyle çizilmeye çalışan tablo. Karşında Amerika ve İsrail var istediğini yapar. Öyle yok değil işte. Yapır. Öyle değil yapamaz. ama Gücüm göreceğiz. Yok abi. Değil. Göreceğiz. Ama güç çok yani abi. Yani burada ya bir ama kelimeye takılıyorsun. Yani çok hafif alıyorsun. Abi ben bunlara ben İran bak İran'ı hafif alıyoruz. Ben bunu alıyoruz. Bir, hakikaten alıyoruz. almıyoruz. Ama öbür taraftaki güç dengelini İran, gücün İran, ağırlığını İran, da, İran e, ha, e, Evet, doğru. Destekliyoruz. Arkadaşlar bu mağlup dönem. Bunlar, bunlar Amerika ve İsrail'in gücünü daha doğrusu bunlar derken Melik çok büyük görüyor ben. Ben Sen diyorsun ki İran'ı hafife alma diyorsun. Ben onlara bırak onu kutsal kitaptan bir şey söyledim. Hmm. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var dedim. <laughs> o bile işlemedi adama. <laughs> Ama o kadar angajı olmuş. <laughs> <değil gülüyor> Amerika'nın gücünü hafife almak... Ruhunu teslim et. Amerika'nın <laughs> gücünü i̇şte, hafife işte almak... İşte Onur kârı Farkı. Değil. Az önceki Allah aşkına... Onur Farkı. Onur, just a minute please. Onur ya az önce Amerikan üçlerindeki üçlerini gösteren ortada Allah aşkına o haritayı bir gözünle getir. İsmet abi çünkü oraya odaklanmadı. Ya ben. O haritayı Esmet yapan abi. o haritayı yapan biziz. Bak ön, bunu abi, söylemiyorum da söylemiyorum da o biz. genel Amerikan bayraklı haritayı yapan ilk Şimdi yapan biziz. o Amerika. Ah bir bak abi ya. Gel İsmet gel abi gel. Çünkü affa alıyorum. Gel. La, bir bak ya. Bir bak gel ya, ya teslim bir bak ol. Ya. Hah, ah, Asla işte teslim adam, olmam. Bize her olma. yer Amerika diyor ya. Bakın. Joe Biden Diren, diren isim. Bakın, diren Asıl mesele ne? O zaman oraya gidelim. Asıl mesele ha, şuraya ne? Şuraya bir bak Dün Sayın abi. Cumhurbaşkanı mecliste yaptığı konuşma çok dikkat çekici. Biz hep şimdi İran, İran. bitiriyorum. bitiriyorum. Ya bir dur adam karşısın. konuşsun bir ya. Hayır iyi görüyorsun <laughs> i̇yi, değil mi? Beni sakin <laughs> ol. Hayır gözlük numarası iyi mi? Bir gel abi şuradan bir bak ya. Ya merak etme daha bura değil Yunanistan var orada. Buradaki Oradaki Amerika üstleri de var. Rum kesimi var. Rum kesimi var. Bakın burada asıl sorun bu. Biz hep İran tartışıyoruz değil mi? Sayın Cumhurbaşkanının dedi ki, bizim vatanımıza da dedi e, gidecekler. Şimdi asıl mesele ikinci İsraili kurmaya çalışıyorlar. Kim ikinci İsrail? Bakın, Amerika. Türkler Amerika ve İsrail ikinci İsraili İsrail, İsrail kurmaya çalışıyorlar. İkinci İsrail kim? İkinci İsrail Fırat'ın doğusundaki kukla devletçik. Bunu ha. yapmaya çalışıyor. Şimdi. Biz buralarla oyalanırken asıl orada mesela bu şeyde Peki ya İsmet abi konuyu dağıtmayalım ne olur evet. Tamam o söylediklerim de çok kıymetli ama adam diyor ki kardeşim diyor burayı görünce bak diyor bak ya ürküyorum bu senin sana bir gerçekçi bir güç duygusu uyandırmıyor mu İran açısından seni Endişelendirmiyor mu diye soruyor. Giren diren İsmet Selvi yanında. Af Afganistan. Aynen Afganistan nerede? Burada değil mi? Aynı bu olaylar o zaman da vardı değil mi burada? Ne oldu? Ne oldu? Çıktı ama ...maliye hesabı yaparak... ...birlikçileri bile Amerikan uçakların tekerlerinde havalandı. Adam maliye ya ya. bu. yaptı. Afganistan'da Mahmut abi sen diren, diren Bizim İsmet seni abi. yenmemiz diren İsmet abi seni hayır. destekliyorum ama bu Melik'i... ...ilk fırsatta Yunus'un oraya Amerika'ya göndereceğim. Yunus bile Amerika'dan yani böyle var. yorum yapmadı. Şu İran'la burası... Ya. ...bakın çok da uzak değil bu bölgedeki Amerikan kuvvetlerine. Ne oldu? Abi, ne gerek oldu İsmet? Yani. Afganistan diye bir şey kalmadı. Adam Orta Asya'nın tam ortasına getirdi ya, bir... Ya getirdi, Afganistan'ı Taliban'a teslim etti ya. ya Daha ne kalmasın? Ya orada yani ma arkadaşlar Amerikan gitti ya. ya. Buradan kaçarcasına yani. gitti. Ya Ka kaçarken kaç 90 milyar kalma. dolarlık malzemeyi Taliban'a bıraktı. Yapma ya Allah İsmet. Allah'ını severseniz yapmayın, etmeyin. Yani şunu Taliban'a gönüllü ya, mü bıraktı orada onları? Orada tekerleklerin altında... Evet göt Doğru, doğru. O insanlar oralarda öldü. Ama mesele o değil ki adam onların ölümüyle ilgilenmiyor. Orta Asya'nın tam göbeğine bir Taliban anlayışı bıraktı ya. Ya arkadaşlar bu kadar yani basit, ya Amerika'dan önce de orada da, Taliban bak, vardı. İran, İran'daki ama, rejimin İsmail, siyasi Amerika'dan önce de Taliban vardı. Taliban'ı yok, e, Taliban yok etmek için Afganistan'ı i̇şte, da koydu oraya Taliban'a. Taliban'ı. yok etmek için gitti oraya. Yani, ne yaptı? Yok edemedi. Bu sana Taliban bir şey anlatmıyor mu? Etti. İsmail Taliban'ı yok, Taliban yok etmek için gitti oraya. Taliban'ı yok etmek için gitti. Afganistan'ı Taliban'a terk etmek ya, zorunda. Ya Taliban nereden çıktı? Ya? Ya? ya bir da, saniye. Tehsip bıraktı. Ya. Bıraktı işte. Yoldaş İsmet abi konu da. Ben de de. Ya bir yoldaş İsmet abi. Bir tek İran'da yok adam. Amerikancı melik yerine otur. Yok ya adam. Amerikancı melik. Soruyu bir daha sor. Buyur. Sevgili yoldaş İsmet abi. Şimdi somut koşullar, somut tarihli. Söyle söyle. Şimdi Adam diyor ki ya bize her yer Amerika yani bir tamam. tek İran'da yok. Anladım. Denizde var. Tamam. Üçler havada her yerde ya. Bakın burada da var. Her yerde abi var, nerede tamam, yok. tamam bak var yani doğru. Diyorum ki ya bu güçle İran nasıl edecek abi? Peki Afganistan'a ne kadar diyorum? Buradaki güç Afganistan'a da yakın değil ya mi? Ya Afganistan İran'ın dostu mu? Ya, yani, ya yani, ne alakası var? Başka ne alakası şey var? Hayır, hayır, hayır başka bir şey söyleme. İran'ı çevirmiş, çevirmiş. İran'ı çevirmiş. Afganistan'da taşını taş bırakmadı zaten. Artık maliyet üretiyordu ve çıktı. Lütfen yoldaş İsmet maliyet abi. maliyet üretiyordu çıktı, Hayır. Öyle ya, Çık. Antony, çıktı öyle mi? Amerika gönüllü çıktı öyle mi? Anti anti Yunus Blinker bana kork, bir destek at <laughs> ve terk etmek zorunda kaldı Hayır burayı. abi bize çok maliyet üretiyor dedi ya. Orada kalmamızın bir anlamı siz yok. Siz onu yani, ya, şey ya. Yani diyor İsmail der, Beyaz Saray'a gider.